Tarih 12 Eylül 1980. Yer TRT Ankara Radyosu. Genelkurmay'da hummalı bir hareketlilik vardı. Ordu yönetime el koymaya hazırlanıyordu. Askerlerin ilk duraklarından biri müdahalenin tüm Türkiye'ye duyurulacağı yer olan TRT Ankara Radyosu'ydu. Mesut Mertcan askeri müdahale ile ilgili ilk bildiriyi tüm Türkiye'ye okuyan TRT spikeri olarak oradaydı. Eylül 1980 günü Türkiye radyolarında nöbetçiydim ben. Gece saat 23 ana haber bültenini okudum. 15 dakika sürdü yaklaşık. Servise bindim, evime geldim. Ertesi gün izinliydim. Karnım aç, yemek yiyeceğim. O sırada telefon çaldı. Kendisini ben rahmetle anıyorum. Haberlerden sorumlu genel müdür yardımcısı rahmetli Muammer Yaşar Bostancı'ydı. Genel Müdür Doğan Kasaroğlu ile birlikte olduğunu ve evime gelmek istediklerini söyledim. Buyurun gelin dedim. Ardından o gün nöbetçi olan müdür arkadaşım Mehmet Bilcan aradı. Ya dedi, 12 ara haberini okumadan niye ayrıldın gitti? Şaka yaptığını anladım yani, çok açıktı çünkü ara haberi biz okumuyorduk. Bizim ana haber bitince görevimiz de bitmiş oluyordu. Muammer abinin beni aradığını ve söylediklerini aktardım. Ben de geleyim dedi. Buyur gel dedim. Aradan sanırım 10-15 dakika geçti. Rahmetli Muammer Bey bir kez daha aradı. O saatte gelip bizi rahatsız etmek istemediklerini söyledi. Ve benim gelmemi istedi. Bir süre sonra televizyon haberler müdürü Özlem Vardar geldi. Gidiyoruz dedi. Fakat ben Muammer Bey'i telefonda sordum. Abi dedim, takım elbise mi giyeyim? Benim aklımda başka şey var. Yani belki dedim bir yerde oturuyorlar. Gazinodalar. O zaman eşimle aramda iyi değil. Belki beni sahneye çağıracaklar, bir şiir okuyacaklar. Ama söylemek istemiyorlar evde bir tatsızlık yaşanmasın diye. Tabii dedi, takım elbise giyip tıraşlı olayım mı dedim. Ol dedi. Şimdi ben öyle bir çağrışım yani, benim gazinoya davet ediyorlar diye düşündüm. Hatta sahneye çağırırlarsa hangi şiiri okurum, hangi fıkrayı anlatırım diye bir de küçük bir not aldım. Benim çok sevdiğim bir şiir vardır. Telli Kabak, Karacaoğlan'dan Sakal. Onları yazdım, çok iyi hatırlıyorum. Özlem Bey geldi. Gidiyor muyuz dedim, tabii dedi. Eşim pencereden bakmış, askeri bir araç var dedi. Yani yadırgamadım, olabilirdim yani. Doğan Kasaroğlu genel müdür. Belki bir generalle oturuyordur. Bana sürpriz yapacaktır. Belki bir askerlik yaptığım dönemde komutanımla beraberdi. Saat 11 buçukta evdeydim. 12'ye geliyordu. Yani 12'ye 10 vardı. Bir binbaşı, yüzbaşı vardı. Arkada iki de asker vardı. Özlem Bey, Mesut dedi, bir reorganizasyon konusu var. Seninle onu görüşmek istiyoruz. Olur dedim. Bu arada o zamanki Ankara Radyosu müdürü Gökşen Soloğan evini bilip bilmediğini sordu. Yani bilmediğimi söyledim. Sonra Özlem Bey biliyormuş. Yani böyle hayal meyal bir yer.
Kavaklıdere'ye gittik, gözlem günleri hemen. Onlar indiler, şoförle yalnız kaldım. Nereden geliyorsunuz dedim, Genelkurmay'dan geliyoruz dedi. Öyle demek ki bir paşanın ya da üst rütbeli bir subayın çocuğunun düğünü var. Doğan Bey orada. Beni de istediler. Girdik, gittik Genelkurmay'a. Ankara Radyosu Müdürü Gökşen Solok Bey'i evinden aldığımızda Genelkurmay'a geldik. Gökşen abi nereye geldik biz dedim, ne var dedim. Bu benim ikinci ya da üçüncü gelişim dedi. Ve o an ben hala intikal edemedim. Dedim Doğan abi acaba her sevdiği insanı bir arkadaşının düğününe ya da birlikte olduğu kişilerle bir gazinoya mı davet ediyor diye düşündüm. Benim aklım orada gazinoda ya. Saat yarımdı. Fakat müzik sesi duyamıyorum ben. Dedim herhalde ya düğün bitti ya orkestra bitti. Bir odaya girdik. Bir general. Kurmay albay. Ve generaller var. Tanıdığım bir iki general de vardı. Doğan abi sarıldı. Muammer abi sarıldı. Hoş geldin dedi. O sırada bir tüm generaldi sanıyorum. Evde beni aldıkları zaman ne yaptığımı sordu. Ben de yemek yemek üzereydim dedim. Hemen pasta limonata getirdiler. Genelkurmay'dayım. İnmişim aşağıya, paşalar var. Ve ben hala gazinoda müzik bekliyorum. Müzik sesi bekliyorum. Yani niye şartlandım onu da bilmiyorum. Şimdi bir de orada şunu hissettim. Benim o zamanlar pek siyasi hareketliliğim yoktu. Yoktu. Acaba tutuklandım mı dedim. Yani o çağırsın geldi. Onu düşündüm ya. Yani çok sayıda subayı, generali, kurmay albayı görünce neredeyiz dedim. Yani ne oluyoruz? Ben niye geldim? Doğan abi niye burada? Muammer abi niye burada? Hiç şey demedim ben. Sadece tanıdığım bir general vardı, tüm general. Onu gördüm, gülerek karşıladılar. Bildiriyi Mesud'a verin deyince tutuklanmadığımı anladım. Sonra Mesud'a bildiriyi verin dedi bir general ve ardından da ekledi. Mesud dedi biz bu kez bu bildiriyi senin okumanı istedik. O zaman bir şey olduğunu anladım yani. Düğüne gitmedim, gazinoya gitmedim ortaya çıktı. Sonra bildiriyi aldım, okudum. Saat 2-2.30 olabilir çünkü 25 sene geçti aradan. Sıhhiye İnzivat Karakolu'na geldik. Çok iyi davrandılar bize. Pastalar, çaylar, limonatalar ikram edildi. Saat 3'e doğru Ankara Radyosu'na gittik. Zaten yakın yanarda fazla mesafe yoktu. Radyonun önünde tanklar, askeri araçlar, askerler. Yanımızda bir tüm general vardı. Yanılmıyorsam Servet Bilgi Paşa'ydı. Öldüse Allah rahmet eylesin diyorum. Rahmetli anlıyorum kendisini. Çok iyi davrandılar. Bütün personeli. Arkadaşlar dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Sizler bizim misafirimizsiniz. Lütfen bizden haber almadan hiçbir yeri telefonla aramayın. Telefonsuz bir odada istirahat edin. Çünkü yayın sabaha kadar. Sonradan öğrendim diğer radyolara da deneme yayını yapılacak. Herkes görevinin başında olsun diye Doğan Bey tarafından emir verilmiş. Saat 3'e 5 vardı. Ben stüdyoya girdim. Tarifi imkansız duygular içindeydim. Ne hissediyorsunuz diye sorarsanız ben onu size söyleyemem. Çünkü o söylediklerimi ancak yaşamak gerek. Seslendiremem belki. Tuhaf bir duyguydu bende. Bir korku vardı, bir heyecan vardı. Çünkü karşı bir harekat olsa hedef Ankara Radyosu'ydu.
Önce İstiklal Marşı çaldı, ardından Harbiye Marşı çaldı. Saat 3.55, 4'e geliyor. Ondan sonra ben bildiriyi okudum, Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi diye. Yüce Türk Milleti, Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğini artırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şekilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idari sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.